Sevgili arkadaşlar, CorelDRAW grafik programında giysi teknik çizimleri ve artistik çizimlerin nasıl yapıldığını iki ders altında size anlatmaya çalışacağım. Corel'i bilgisayara yüklediğimizde 5 tane dosya iniyor. Biz yeşil kalemli olanı seçiyoruz. Solda dosyalar kısmında faili seçiyoruz. Burada dosya adını, dosya boyutunu, kağıdın enine mi, boyuna mı, nasıl çalışacağınızı seçiyorsunuz ve OK'liyoruz. Kağıdın duruşunu değiştirmek isterseniz yukarıdaki menüden boyuna olanı seçebilirsiniz. Toolbox, araç kutusu, hemen solda sayfanın yanında. Burada yukarıdan aşağıya doğru 5. sırada olan Bezier tool'u buluyoruz. Görünmüyorsa kutunun tam ucunu seçtiğimizde menü karşımıza çıkacaktır. Oradan Bezier tool'u seçiyoruz. Geliyoruz sayfamıza ve kabataslak bir etek çizelim mesela. Mouse'un sol tarafına tıklıyoruz. Elimizi kaldırarak hemen karşısına, aşağısına noktalarımızı koyuyoruz. Kendisi çiziyor. En son başladığımız noktanın tam ortasına tıklıyoruz. Eğer uzağına gelirse dikdörtgen kapanmaz ve ürünümüz renklenmez. Mouse'un tekeriyle yaptığımız işi yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Neresini yakından görmek istiyorsanız imleci o noktaya getirip tekerleği hareket ettirebilirsiniz. Sağ taraftaki renk paletinden ürünü renklendirebilirsiniz. Eteği daha güzel çizebilmemiz için araç kutusundan Shape tool'u seçiyoruz. Yukarıdan aşağıya 2. sırada. Üzerine sol tıkladığımızda imlecin şekli değişecektir. Eteğin köşelerini mouse'un üstünden elinizi kaldırmadan sağa sola kaydırabilirsiniz. Tam çizginin üzerine gelip sağ tıklayarak tukurveyi seçiyoruz. Çizginin üzerine imleci getirip yine parmağımızı kaldırmadan çizgiye kavis verebiliriz. Kalça hizasında sağla yine tukurveyi seçip yan çizgiyi istenilen görüntüde çizebiliriz. Tukurve seçildiğinde köşe noktalardan oklar çıkacaktır. Okların ucunu kullanarak da çizimi yapabilirsiniz. Boşluğa tıkladığımızda oklar kaybolur. Köşelere tıkladığımızda oklar geri gelir. Tabii Shape tool seçili olacak. Etekte kemer yapımı için araç kutusundan Reglantle tool'u seçiyoruz. Kemeri de renklendirebiliriz sağdan. Shape tool'la kemerin üzerinde istediğimiz işlemi yapabilmek için sağ tarafta Convert to Curve seçeneğini tıklayıp kilidi açıyoruz. Artık kemerin köşelerini kaydırabilir, tukurve ile kavis yapabiliriz. Giysi teknik çizimlerinde dikiş çizgilerinin de olması gerekir. Onun için Bezier ile önce çizgimizi çiziyoruz. Elimizi çekmeyip mouse'u hareket ettirdiğimizde çizgi kavisli olacaktır. Sonrasında Bezier'den çıkabilmemiz için Pick tool'u seçiyoruz. Yukarıdaki menüden çizgi seçeneklerini bulup aralarından birini seçiyoruz. Çizginin kalınlık, incelik ayarını yapıyoruz. Boşluğa tıkladığımızda çizgiden özgürleşmiş oluyoruz. Aynı dikişten aşağıda da olmasını istiyorsak şayet Pick tool ile çizginin üzerine geliyoruz. Yukarıdan açılan menüden Copy Past, kopyala yapıştır seçeneklerini seçiyoruz ve mouse'la çizgiyi elimizi kaldırmadan taşıyoruz. Shape tool'la boyutunu değiştirebiliriz. Yaptığımız işin renksiz olmasını istediğimizde renk paletinin en üst kısmında çarpı işaretinin olduğu yeri seçebilirsiniz. Uzun çalışmalardan sonra renk paletinden aradığımız rengi bir türlü bulamıyorsak Pick tool'la eteğin renkli kısmının üzerine tıklıyoruz ve araç kutucuğunda şırıngaya benzer sembolü olan Color Eyedropper tool'u seçiyoruz. Geliyoruz rengin üzerine sol tıklayıp şırıngayı dolduruyoruz ve renksiz olan yerin üzerine boşaltıyoruz.
Her işlemde mouse'un sol kısmını kullanıyoruz arkadaşlar. Pick tool'la gelip işlemden çıkıyoruz. Etek ucunda dalgalanmalar yapabilmemiz için shape tool'la çizginin üzerine solla çift tıklıyoruz. Oklar çıkıyor. Okları hareket ettirdiğimizde her iki tarafta da hareket ediyor. Sadece bir tarafın hareket etmesi için yukarıdaki menüden kes nodu seçiyoruz. Ve okun ucunu hareket ettirdiğimizde sadece bir taraf hareket ediyor. Hemen ilerisinde bir nokta daha koyalım. Kes notlayalım. Çift tıklıyoruz. Kes notluyoruz ve oklarla dalga veriyoruz. Dalgalı harekette çizgi oluşturmak için bezieri seçiyoruz. Hemen kavisin ucundan yukarı çizgimizi oluşturuyoruz. Burada çizginin sonlanması için pick tool'la bezierden çıkmamız gerekiyor. Yoksa çizgi devam edecektir. Yeni bir çizgi çizebilmemiz için pick tool'la işlemden çıkıyoruz. Bezieri tıklayıp çizgimi oluşturuyorum. Etek ucu katlarındaki boşlukları doldurabilmemiz için köşeye bezierle tıklıyorum. Tam karşısına tıklayıp geri dönüyorum. Ona gelip elimi kaldırmıyorum ve mouse'un hareketiyle kavisi oluşturuyorum. Eğer tam başladığım noktaya gelemeseydim renklendirmeyi yapamayacaktım. Renk paletinden hangi tonu kullandığımızı unuttuğumuzda soldan şırıngayı bulup boyama işlemini yapabiliyoruz. Eteğin diğer kısımlarına da aynı işlemi yapalım. Bezierle sol tıklayıp karşısına bir daha ve en son başlangıç noktasına gelip mouse'u sürüklüyoruz. Etekte her iki tarafta cep olması için önce bir tanesini bezieri seçerek çiziyoruz. Pick tool'la bezierden çıkıyoruz. Yukarıdaki menüden sırasıyla copy, paste, mirror'ı seçiyoruz. Aynalama yapıyoruz arkadaşlar. Sonra cebin üstüne gelip mouse'la kaydırıyoruz çizgiyi. Cebi farklı renkte yapmak istiyorsak şayet şu aşamada bunu gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü çizginin sonunu başlangıç noktasına getirmemiştik. Hemen shape tool seçiyoruz. Çizginin ucuna yakın bir yere çift tıklıyoruz. Ve ucunu getirip diğer uçla birleştiriyoruz. Şimdi renk alabilir. Ön ortasında düğmeleri olan bir modelin yapımı için önce bezierle ortaya bir çizgi çiziyoruz. Soldan ellipse tool seçiyoruz ve mouse'u kaydırarak düğmeyi çiziyoruz. Üzerini pick tool'la seçtiğimizde istediğimiz yere kaydırabiliriz seçili olanı. Yaptığımız düğmenin aynısından kopya alıyoruz. Bunun için yukarıdaki copy paste'i kullanıyoruz ve pick tool'la düğmeyi aşağıya kaydırıyoruz. Sonrasında araç kutucuğundan blend'i arıyoruz. Seçili görünmüyorsa menülerin içindedir. Arayıp bulduktan sonra yukarıdaki düğmeyi seçip elimiz basılı halde aşağıdaki düğmeye kadar geliyoruz. Yukarıdan düğme sayısını belirliyoruz. Pick tool'a gelip işlemden çıkıyoruz. Renk paletlerine eklemeler yapmak istiyorsak yukarıdan window'un içeriğinden diğer renk paletlerini bulabiliriz. Her seçtiğimiz palet sağda gözükecektir. Yaptığımız ürünün üzerine yazı yazmak istiyorsak araç kutucuğundan text tool'u seçiyoruz. Yazıyı yazdıktan sonra boyutunu ve yazı karakterini yukarıdaki menüden değiştirebilirsiniz. Pick tool seçiliyken üzerine çift tıkladığımızda yazının yönünü değiştirebilirsiniz.
Fermuar görüntüsü için önce bezierle düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra menüden distort'u seçiyoruz. Yukarıdaki seçeneklerden zipper'ı seçiyoruz. Çizgimiz zikzak görüntüsü alacak. Pick tool'la boyutunu küçültüyoruz. Fermuar küçük kaldıysa copy paste yaparak üzerinden bir kat daha çizgi oluşturabiliriz. Tepesine bezierle fermuar başlığı yaptığımızda ve rengini verdiğimizde işlemimiz tamamdır. Yaptığımız çalışmaya gölge yapmak için ürünü Pick Tool'la seçiyoruz. Soldan Drop Shadow'u buluyoruz ve uzaktan mouse'u kaydırıyoruz. Başka neler yapabiliriz? Bir bakalım. Modeli desenli yapmak istiyorsak Pick Tool'la eteği seçiyoruz. Sonra Edit fili arıyoruz. Görünmüyorsa aşağıdaki ok işaretlerini seçin, içindedir mutlaka. Bir sürü seçenek sunuyor bize. İçinde çeşit çeşit desenler mevcut. İstediğinizin üzerine geldiğinizde eteğiniz deseni alıyor. OK dediğimizde desen sabitlenmiş oluyor. Dışarıdan bir dosyadan desen getirmek istediğimizde dosyadan Import'u seçip dosyayı arıyorsunuz. Ve deseni seçip sayfanın boş bir yerine tıklıyorsunuz. Desenin boyutlarının ürünün tamamını kapatması lazım. Onun için Pick Tool'la yanlardan uzatıyoruz deseni. Sonra tekrar uzaklaştırıyoruz. Üzerine sağ tıklayıp Power Clip Inside'ı seçiyoruz. Ve deseni nereye koymak istiyorsanız üzerine sol tıklıyoruz. Aynı işlemi kemer için de yapabiliriz. Deseni çıkarmak istediğimizde üzerine sağ tıklayıp Extras Contest'i seçiyoruz ve desen içinden kurtuluyor. Kenar çizgilerinin görünür olmasını istemiyorsak büyütüyoruz ekranı. Pick Tool'la seçip şırıngayı boya doldurup çizginin üzerine boşaltıyoruz. Transparan bir kıyafet çizebilmemiz için Pick Tool'la ürünü seçiyoruz. Sağdan Transparan Tool seçeneğini kullanarak ve dışarıdan mouse'u kaydırarak şeffaf bir görüntü oluşturabilir. Son olarak etek kemerine köprü yapmayı deneyelim arkadaşlar. Reglanto Tool'la dikdörtgeni çiziyoruz. Renklendiriyoruz. İçi renk dolunca diğer çizgiler arkada kalır. Bir işlemin arkada kalmasını istiyorsanız Pick Tool seçiliyken üzerine sağ tıklanır. Açılan menüden Order seçilir ve To Back On Pack ya da To Front On Pack'i seçerek önünde ya da arkasında nerede kalmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Dikdörtgenin kilidini sağdan Convert to Curve ile açıyoruz. Shape Tool'a üzerine sağ tıklayarak To Curve ile kavisli olmasını sağlıyoruz. Bezier ile dikiş çizgisini çiziyoruz. Kopyala yapıştır yaparak diğer tarafa da aynısını yapıyoruz.